Zaman zaman sizinle internet konularını ele alıyor ve sizlere işinize yarayabileceğini düşündüğüm çeşitli önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Çünkü Wi-Fi teknolojisi kademe kademe yükselirken bilhassa Wi-Fi 6 ile önemli değişimler yaşandı bu süreçte. Özellikle hala internet performansından şikayet ediyorsanız kapsama alanı ve Wi-Fi siyenin arka odalara ulaşamama gibi sorunlarınız var ise bu videomuzda da cevabını aradığınız soruları yanıtlayacak ve bunun neticesinde de sizlere güzel bir ürüne tanıştıracağım. Yani toparlayacak olursak, bugünkü konumuz internet, konumuz ise TP'deki Mesh Wi-Fi 6 sistemi Deco X50. Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Evet, dediğim gibi konumuz Wi-Fi 6. Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Hangi modem ya da hangi router veya A cihazına sahip olursanız olun, iyi internet performans için ilk bakmanız gereken altyapı servisinizin kalitesi. Eğer servis sağlayıcınız size yeterli kaliteli hizmet sağlamıyorsa altyapınız iyi değilse ilk çözmeniz gereken konu bu olacak. Akabinde ise interneti kablosuz ya da kablo olarak dağıtacağınız A cihazları geliyor. Burada da iyi bir modeme ve e, dilerseniz iyi bir routera ihtiyacınız olacak. Eğer internette e, kuracağınız alan geniş bir alanı ise ya da çok katlı bir alana internet sağlamayı düşünüyorsanız ise önerimiz size önerim daha doğrusu gözünüz kapalı mesh sistemleri geçmek olacak. Açıkçası ben de kendi evimde yaklaşık 5 yıldır mesh sistem kullanıyorum. Bu süre zarfında hem dubleks evde hem işte geniş koridorlu iki farklı evde kullandım mesh sistemleri ve çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. E pek tabii ki bu mesh sistemlerde bugün yakından bakacağımız TP-Link'in Deco ailesinden modellerde bu defa da Deco X50 konuğum oldu. Önceki modelleri zaten daha önceki incelemelerimde sizlere aktarmıştım. Şimdi Deco X50'ye geçeceğim. Ve mesh sistem dediğimiz şey ne? Bunu da açıklayacağım ancak önce neden Wi-Fi 6'ya geçmek gerekiyor? Bunu değerlendirelim istiyorum. Öncelikle Wi-Fi 6 illa duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Wi-Fi 6 en yeni kablosuz ağ standardı olarak birkaç yıldır gündemde. Bu süre içinde Wi-Fi 6 destekli ağ ürünlerinin sayısı tabii ki gittikçe arttı. Ve yeni modeller eklendi aileye. Şimdi böylesi bir ortamda yeni ağ cihazı alacak olan kullanıcılar hangi teknolojiye yatırım yapmaları konusunda kararsız kalabiliyorlar pek tabii ki. Wi-Fi 6 teknolojisiyle e, Wi-Fi 6 teknolojisine hemen geçmeli mi yoksa biraz daha beklemeli mi? Bunun için zaman var mı? E, şimdi neden Wi-Fi 6'ya geçmeniz gerektiğini sizlere kısaca birkaç maddede özetlemek istiyorum. Öncelikle Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı en önemli avantajın çok yüksek kablosuz bağlantı hızı olduğunu, olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki nesle yani muhtemelen evinizde bulunan modem ya da routerda kullanılan Wi-Fi 5, tek wi 5 teknolojisine kıyasla 4 kat daha yüksek performans sağlayabiliyor Wi-Fi 6. Bu nedenle eğer bulunduğunuz bölgede yüksek hızda internet altyapısı varsa muhakkak Wi-Fi 6 tercihinde bulunmanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü eğer yüksek hızda internet aboneliğiniz varsa ev içinde... Bu hızın karşılığını alabilmek ancak Wi-Fi 6 ile mümkün hale gelebiliyor. Öte yandan Wi-Fi 6 standartı daha çok cihaza bağlantı desteği sağlıyor. Wi-Fi 6'lı cihazlar MU-MIMO, OFDMA gibi teknolojileri sayesinde çok daha fazla cihaz e, ağ sorunsuz olarak bağlanabiliyor. Buna imkan tanıyor. Elbette elinizin altında aynı ağa bağlı çok cihaz yoksa tabii ki bu elzem değil. Fakat cihaz sayısı Fazla ise ki gün geçtikçe artıyor. tüm cihazlarda A performansına düşüş yaşamamak adına yine Wi-Fi 6 öne çıkıyor. Bir de ne söylemiştim? Kapsama alanı. Daha yüksek kapsama alanı için Wi-Fi menzilini genişletmek için de aramanız gereken teknoloji Wi-Fi 6 olacak. Bu teknoloji Wi-Fi sinyallerinin erişim gücünü de arttırıyor, kuvvetlendiriyor. Bu sayede geniş evlerde de daha iyi bir Wi-Fi performansı elde edebiliyorsunuz. Evin arka odalarına daha güçlü Wi-Fi sinyali gönderebiliyorsunuz. Ee, Wi-Fi 6 için kısaca söyleyebileceğim en önemli 3 madde bunlar elbette daha fazlası da var daha yüksek bant genişliği sunması daha güvenli yapıda olması parazitleri ortadan kaldırabilir yapısı ve çevre e, cihazların e, çevre cihazlar için daha uzun pil ömrü sağlaması gibi e, alt maddelerde sıralayabilirim fakat e, şimdi artık Deco X50'ye gelelim. Mesh Wi-Fi teknolojisi denince ilk akla gelen marka olan TP-Link Deco Mesh ev sistemlerine yeni bir model daha ekledi. Deco X50 model adına sahip olan bu yeni üye Wi-Fi 6 teknolojili ve yüksek Wi-Fi performansı isteyen kullanıcıları e, hedefliyor. Şu an ülkemizde e, bu şekilde iki birimden oluşan paketiyle bulunabilen Deco X50 standart bir dairenin ihtiyacını, rahatlık karşılayabilecek seviyede. Cihazlar için cihazlar için daha hızlı ve daha güçlü kapsam alanı sağlayacak seviyede. Burada sahip olduğu Mesh teknolojisine borçlu. Peki Mesh nedir? Şimdi kısaca bunu da bir açıklayalım. Mesh sistemler özellikle çok katlı ve geniş evler, ofisler için ideal bir çözüm olarak kullanılıyor. Bu yöntem bildiğimiz menzil genişleten koridora, arka odalara takılan ağ adaptörlerinden, yönlendiricilerden ve powerline yani elektrik hattını, internet hattını çeviren sistemlerden ziyade daha etkili bir çözüm. Çünkü mesh sistemler 2 veya 3 router'ı birbirine köprüleme yöntemiyle mesh protokolü üzerinden bağlayarak hem kurulum ile kafa karıştırmıyor hem performansta düşüş yaşatmıyor hem de kapsam alanını maksimum ulaştırıyor. Yani bu sistemle her anlamda kazanıyorsunuz diyebilirim. Bir tarafın bir tanesini modemin yanına koyuyorsunuz, diğer tarafın diğer uca koyuyorsunuz. Bu cihazdan da modemin yanındaymışçasına aynı performansı alabiliyorsunuz. Deco X52 birimden oluşuyor. Kendi içinde bir mesh sistemine sahip, ikisi de birbirinin aynısı olan bu cihazlardan birini modeminize dediğim gibi bağlıyorsunuz. Ardından telefonunuzu Deco uygulamasına indiriyorsunuz ve başlatıyorsunuz. Kurulum adımlarını takip ederek kolayca birkaç adımda ve birkaç dakika içinde kurulumu tamamlıyorsunuz. Ardından sıra ikinci üniteye geliyor. Bunu da evinizde İnterneti aynı hızda istediğiniz, aynı hızda almak istediğiniz diğer bölüme yerleştiriyorsunuz ve bunun da kurulumunu yine uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Artık ikinci cihazı kurduğunuz yerde de modemin yanındaymış gibi yüksek hızda internet performansı sağlayabilirsiniz. Ben kullandığım süre içinde bu cihazdan farklı şekillerde fayda sağladım. İlk senaryoda anlattığım gibi iki Deco X7 üzerinden yaptığım kurulumda her iki cihazdan da 80-90 megabit Dolaylarında download hızları almaya başardım ki altyapım 100 megabit. Yani altyapımla azami ölçüde fayda sağlamayı ee, başardım. Bir diğer kurulum ise bu ağı daha geniş alanlara uzatmak isteyenlere özel oldu. Bunun için de kısa bir süre önce incelemesini sizlerle paylaştım. Deco X20 DSL cihazını da ağa dahil ettim. Deco X20 DSL hem router hem de modem olarak görev yapıyor. Böylece elinizdeki e, evinizdeki modemi kullanmanıza gerek yok. Direkt bu cihazı kullanabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Elimdeki modemi çıkartıp direkt olarak interneti Deco X20 DSL üzerinden kurdum ve elindeki bu iki Deco x ile Deco X20 üzerinden bağlayarak bir kurulum gerçekleştirdim. Üçlü bir kurulum oldu. Sonuç yine internet performans açısından altyapını sağladı. Azami performansa ulaşmama olanak tanıdı. Ancak böylece menzili daha geniş genişlemeyi, menz menzili daha genişletmeyi başardığımda söyleyeyim. Her iki kullanım şekli de memnun edici. Burada seçim sizin menzili ne kadar uzatmak istediğinize ve modeminizi değiştirip değiştirmek istememenize ne tip bir kullanım şekli elde etmek istediğinize bağlı olarak değişecek. Her farklı senaryoda gerçekten sonuç şahane olacak onu söyleyeyim. Buraya kadar hem Wi-Fi 6'nın faydalarından hem mesh sistemlerinin sağladığı, sisteminin sağladığı avantajlardan bahsettim. Ve Deco X50'nin performansını değerlendirmiş olduk. Peki bu cihazın anahtar özellikleri neler? Şimdi kısaca bunlardan bahsedeyim. Şimdi Deco X50 aynı anda 150 cihaza kadar destek veren bir ağ oluşturabiliyor. Sanıyorum ki pek çoğumuzun evinde bu kadar alet yoktur. Benim yok en azından. Fakat günün birinde olacak. Ofisler için özellikle ideal bir ürün olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Bu nedenle evinde çok sayıda ya da ofisinde çok sayıda cihazın ağda bağlı olduğu ve yüksek hız bekleyen kullanıcılar Deco X50 ile bu beklentilerine fazlasıyla karşılık bulabiliyorlar. Wi-Fi kapsama alanını 4 kat daha genişleten Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde evin her noktasına Wi-Fi sinyallere güçlü bir şekilde ulaşabiliyor. Çift band desteğine sahip olan cihaz aynı zamanda HE160 teknolojisiyle band genişliğini 2'ye katlıyor ve A performansı çok daha kararlı hale geliyor. E, bu arada e, daha eski Wi-Fi standartlarıyla da tabii ki geriye dönük e, uyumlu olduğuna söyleyeyim. Yani e, AC ya da e, 8.11 AC ya da daha eski teknolojide A ürünleriniz varsa elinizde bunlarla da çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Herhangi bir şüpheniz olmasın bu anlamda. Çift band desteği gösteriyor Deco XL'i tabii ki. Totalde 3 gigabit teorik hızlara ulaşabiliyor. Yani altyapınız 1000 megabit ise kesinlikle bu cihazdan son sürat faydalanabileceksiniz, kullanabileceksiniz. Bunların dışında geniş güvenlik özellikleri sunduğunu ve tüm bunları sadece cihazın kurulumunu yaptınız az önce bahsettiğim DECO uygulaması üzerinden kontrol edebildiğinizi de söyleyeyim. Ebeveyn kontrolleri, pek çok ağ ayarları ile ilgili aradığınız bütün her şey burada yer alıyor. En evet, sonuca geldiğimizde Deko XL'nin gerçekten de üst seviye bir ağ cihazı olduğunu söylemesi işte de güç değil. İnternet altyapınız iyi ise ve bunu Wi-Fi 6 teknolojisiyle taşlandırmak istiyorsanız muhakkak yakından bakmanız gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle evde ya da iş yerinizde internete bağlı cihaz fazla ise 4K içerikleri çok tüketiyorsanız yüksek kapasiteli dosyaları download ve upload ediyorsanız IP kamera akışını kullanıyorsanız akıllı ev cihazlarınıza sahi cihazların sahipsiniz ve bunlar çok sayıda ise İnternette yüksek süratte oyun oynamak sizin için elzemse ve pek tabii ki interneti geniş menzile kavuşturmak, evin arka odalarına ulaştırmak gibi bir e, ihtiyacınız da varsa Deco X50 e, bu ihtiyaçlarınızı çok rahat bir şekilde karşılayacak. Şu an Deco X50'yi piyasada e, bu ikili birim paketiyle 3899 TL fiyatta bulabildiğinizde söyleyeyim fiyatı pek ucuz değil tabii ki ancak performansıyla bunu Yıllar boyunca karşılayacak bir ürün. Evet sanıyorum ki buraya kadar her şey tamam. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Elbette sorularınız varsa aşağıda yorumlarda bekliyorum. Oradan da konuşmaya devam ederiz. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuz görüşmek üzere. Hoşçakalın.